Lefke Avrupa Üniversitesi Bahar'ı birbirinden ünlü konuklarla karşılıyor. İşte konuklarımız. Kahkaha Tufanı için hazır mısınız? Sabah Tümer. Son zamanların başarılı ve beğenilen oyuncusu Mehmet Günsür. Spor yorumculuğuna yeni bir renk getiren deneyimli spor adamları Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönülleri fetheden Ezgi Mola. Bir başka genç ve güzel yetenek Birce Akalay. Bitmedi. 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Kenan Doğulu. Lefke Avrupa Üniversitesi. Farkındasınız şaşırdığımın 1988-89 o 103 gollü şampiyonluğumuz döneminde Fenerbahçe'den ayrıldım ben. Kaç ne kadar olmuş? 30 sene sonra ismimi duyuyorum ilk defa. Değişmiş ne güzel. Bizim zamanımızda apo. Şimdi güzel müzikler falan kıyakmış. Keşke oyun çıktı. Sen? Üçlü şekli lütfen. Ben anlamıyorum onları. Bizim zamanımızda yok. Sinan Engin dün akşam rahatsızlandı. Gut hastalığı diye bir rahatsızlığı var onun. Et yiyince oluyormuş. Dün bir yere gitmiş, et yemiş, bir şey olmaz diye. Şişmiş ayakları falan. Böyle aradı beni gece. Tek git dedi, haftaya kendisi gelecek. Haftaya bugün kendisi gelecek. Kovuldu anam o, haberi yok mu? Onun gazetini eline çattım ben, biliyor musun? özür diledi. Haftaya bugün Sinan tekrar burada olacak. Ben de geleceğim onunla ama ben sizin aranızda seyredeceğim. Sinan tek çıkacak. aradı akşam beni, dedi ki hocam söylersin üniversiteli kardeşlerimize. Ayağım şişti, her yerim şişti, gelemiyorum dedi. Ben dümen olduğuna inanıyorum. Beşiktaş dördüncü olunca her yeri şişti oluyor. Etmet hikaye yani. Etten şişer mi adam ya? Millet et bulamıyor, etten şişti. Evet, Beşiktaşları göremedik bugün. O zaman bir Galatasaray diyelim. Alkışlar. Şampiyon belli, ikinci kim diyorum ve Fenerbahçe.
heyecan buydu. Evet hocam, nasıl başlayalım? Vallahi ben ilk defa bir üniversitenin konuğu oluyorum. Geçen ay geçen ay İstanbul'da Koç Üniversitesi'nin davetlisiydim ama o şey kızım çocuğum orada okuyor diye hani kızımın şeyiyle gittim torpiliyle isteğiyle ilk defa bir okul beni davet etti. Ben hemen kabul ettim. Hemen merak ediyorum çünkü bu ortamı. Ama peşinen başlamadan peşinen özür dilerim. Yani bir yanlışlık yapabilirim. Şimdi siz hepiniz üniversite okudunuz. Ben ortaokul mezunuyum. Hani suçlu lisan edersem şimdiden affedin yani. Evet çok teşekkür. O zaman sizin futbol kariyerinizle başlayalım. Biz dinlemek istiyoruz çünkü onu. Evet çok çok uzun bir futbol kariyerim olmadı. İyiydi ama parlaktı ama çok uzun sürmedi. Şimdi yaşınız müsait değil ama futbolla ilgili babalarımız falan hani biliyorlarsa onlar benim futbol hayatımın neden çok kısa sürdüğünü bilirler. Yani biraz özel yaşantım problemliydi. Biraz hırçınlık, devamlı kartlar, kavgalar, dövüşler. Sporcuya yakışmayan bir özel hayat. O zaman gençlik uçuyoruz. Allah affetsin. Kısa sürdü. Fenerbahçe'de hiçbir sorunum yoktu. Taraftarın o dönemler 80'li yıllar en sevdiği futbolculardan biriydim. Hatta başında geliyordum rahmetli Selçuk Yılan'la beraber. Yani taraftar çok sevmesine rağmen kulüp ancak 5 yıl dayanabildi bana. 5 yıl sonra kovdular beni. Ama şöyle bir şey var. Hakikaten hani bu yalan değil. Ben çocukken de Fenerbahçe taraftarıydım. O zaman işte 77'ler, 76'lar, Cemil abiler, o Cemil Turanların dönemi eski. Yani Mahartaş devrinden kalma bir abiniz var. Orada o zaman İnönü Stadı'nda oynadık bütün maçlar. Daha işte 16-15 yaşlarında tribünlerde böyle eskiden davul çalan amigolar vardı. Onların arkasında sizin gibi bağırıyorduk. Bir baba hindi vardı o zaman. Allah sonra bana futbol oynamayı nasip etti. 16 yaşında semtimin Karagümrük takımı, Karagümrüklüyüm, İstanbul'un Karagümrük semtinden. Karagümrük takımında 16 yaşında futbola başladım. Genç takım, A takım, profesyonel takıma yükseldim. 22-23 yaşında da Fenerbahçe'ye transfer ettiler beni. Karagümrük o sene Süper Lig'e çıktı. Bir sene kalabildik, hemen düştük. Düştüğümüz sene küme düşen takımdan Fenerbahçe beni transfer etti. Tek ilginci aynı sene Galatasaray'da beni istemişti. Sene 83'ün sonu 84. Galatasaray bana biraz daha fazla para vermişti o dönem. O zamanlar öyle değildi, her şey paraydı. Benim babam matbaada çalışan bir işçiydi. Yani ailevi durumumuz yani çok kötü değildi ama yani işçi çocuğuydum. İşte kalabalık bir ailemiz vardı. Tek babam çalışıyordu. Para önemliydi. Fakat ben orada biraz yani akıllı olduğumu düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçeliyim olduğum için Fener'de oynamak istiyorum ama Galatasaray daha iyi para teklif edince kafam karışmıştı. Ailemi düşünüyorum çünkü. Fakat sonra da düşündüm. Şimdi Galatasaray'ın hocası, değerli hocamız Fatih Terim. O zaman Galatasaray'da 12-13 yıl olmuş takım kaptanı. Hani Galatasaray'ın şimdiki gibi her şeyi takım kaptanı ve kulübü yönetiyor yani o kadar güçlüydü kaptanken de şimdiki gibi. Şimdi aynı mevkide oynuyoruz. O da libero, ben de libero oynuyorum. Dedim ki ben kadar yüten geliyorum. 13 senelik takım kaptanı beni orada oynatırlar mı? O beni hap gibi yutar. Falan. Hak etsem de olmayacağımı düşünmüyorum. Bir sene daha oynayacağına karar verdi. Futbolu bıraksaydı belki paraya tabi olabilirdim açık söyleyeyim. Fenerbahçe'ye baktım. Fenerbahçe'de de Alparslan Eratlı diye o zamanın en iyi oyuncularından biri vardı. O da o sene şubile yaptı. Orada bir boşluk var. Aha dedim ben oynarım Fenerbahçe'de. Yani biraz da oynamayı düşündüğüm için daha az paraya Fenerbahçe'yi tercih ettim. Ya iyi ki de etmişim. Zaten ya, tuttuğum takımdı çocukluğumdan beri. Yani Fenerbahçe'ye gitmek benim hayatımdaki
Yani inanamayacağım bir şeydi. Yani düşünsene de tribünlerde anıboluk yapıyorum, sabah akşam bağırıyorum. Geceden gidip statın önünde uyurduk, yatak yorgan selerdik. Ertesi gün sabah öğlen oynanırdı o zaman maçlar, girmek için. Allah bana orayı nasip etti. Fenerbahçe'de işte 5 sene oynadım. Bir Cumhurbaşkanlığı kupası, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadım. O ara bir Avrupa'da Bordo zaferimiz oldu. O maçlarda oynadık, tur atladık falan. Yani güzeldi. Daha sonraki işte son senelerinde ayrılmama sebep olan senelerde söylediğim gibi bir takım olaylı maçlar oldu. Bir Samsun maçımız oldu. Sahada maçtan sonra Samsun'un futbolcuları dövdük. Uzun süreli. Ama hakikaten bir kavga, yani bayağı bir kavga çıkmıştı. Yani böyle futbol tarihinin girersiniz öyle bir şeye bak 87 yılında yani yazar olaylı maç yani 22 futbolcu yedekler medekler hepimiz birbirimize girdik. Kangö maçtan sonra ben Müjdat Yetkiner o zaman Şenol Çorlu Zafer Tüzün'dü galiba 4 kişi Fenerbahçe'den 4'er ay mı 6'şer ay bile ceza aldık. Futboldan uzaklaştırdık. O da benim zaten Fenerbahçe'de son senem oldu. Sonra da Ankara Gücü'ne gittim. Bir sene Ankara Gücü'nde top oynadım. Ankara Gücü'nün de renkleri sarı lacivert diye orayı tercih ettim. Dedim ki hani yadırgamayayım. Şimdi oradan kalk. Yani başka bir takıma git renkler meyinden. Gene sarı lacivert'i tercih ettim. Ankara Gücü'nde gittim. Bir sene oynadım. Sonra Sakarya Spor'da bir sene oynadım. Sonra Zeytinburnu Spor'da o zaman Zeytinburnu Spor diye bir takım vardı. Süper Lig'de. Zeytinburnu'nda bir sene oynadım. Ondan sonra da sessiz sedasız kimseye haber vermeden yaklaşık herhalde 30-32 yaşlarında falan futbolu bıraktım. Ama aslında futbol 28 yaşında Fener'den ayrıldığım gün bitmişti benim için. Diğer o saydığım 3 sene sadece para kazanmak için. Çünkü attan inip eşya binmek terimi tam böyle bir şeydi. Yani Fenerbahçe'den sonra eşya binmiş gibi oluyorsun. Bir ara böyle bir şey. Hadi bunu yani yanlış anlamayın. Bu aynı şey Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli dedi. Yani büyük kulüplerde oynayan bir oyuncunun daha sonra bir Anadolu kulübüne gitmesini anlatamam burada size kelimelerle. Onu yaşamanız lazım. Yani çok enteresan bir düşüş. Yani böyle bir tuhaf oluyorsunuz. Yani ben dere ağzında idman yapardık 5000 kişiye antrenman. Ondan sonra Ankara Gücü'ye gittim. Maçlar 3000 kişi oynanıyor. Antrenmanı bize dağ başına bir yere götürüyordu. 9 tane inek sahanın kenarında idmanı seyrediyor. Ulan dedim neredeydim, nereye geldim. Her şey bir gün içinde oluyor. Futbol bitiyor. Ondan sonrası para kazanma derdi. O futboldan aldığım bütün keyif ayrıldığım zaman bitmişti zaten. 3 sene öyle antrenman yaptım yolumu bulmak için. Sonra da sessiz sedasız ayrıldım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemlerde de 17 kere milli oldum. O zaman milli takımda böyle... İnanmadınız mı milli oldum? Genelde böyle yapım böyle biraz mütevazi midir falan ama babanıza falan sorun, harbi iyi oyuncuydum yani. Bakma öyle mütevazilik yapıyorum da işte ayrıldım kısa sürdü. İyi oyuncuydum yani. Öyle, yani şimdi görüyorum oynayanları, moştöteller, moştöteller hikaye yani. İyi oyuncuydum yani. Kim dedi onu? Ben. Sen nereden biliyorsun ya? Hayır, moştöteller hikaye dediniz ya, bayağı hikaye. Ha hikaye onlar ha, onlar hani ha, onları görünce iyi topçu oldu mu bunları seyredince anlıyorum zaten. Hani oynarken anlamıyordum iyi oynamış olduğumu. Şimdikileri görünce 3,5 milyon euroları falan duyunca ben iyi oyuncuymuşum yani. Teşekkür ederim çok. Beni iyi ettin sağ ol. Ya iyiydik işte böyle bitti. 17 kere de milli takım forması giydim. O zaman milli takım maçları böyle senede, 2 senede bir maç oynanıyor falan. Bir de diyorlar o zaman işte az galip geliyorduk, az galip geliyorduk, doğru. Ama o zaman da Rusya, Sovyetler Birliği milli takımıyla oynuyoruz. Nasıl yeneceksin kardeş? Şimdi Sovyetler Birliği'nden 50 takım çıktı. Letonya, Litvanya, yeniyoruz ikiler, milli maç kazandık diyorlar. Biz de hepsi birden birleşip oynuyordu, yeniyorlardı bizi. Yani iyi bir dönem geçirmedik milli takımla o dönemler. İngiltere 8-0'lık maçlar denk geldi. Gerçi ben orada 8-0'lık maçta oynamadım. Sakattım. 5-0 rövanşında oynadım.
ama takdir etmeniz lazım. Yani 3 gol fark ettiriyorum yani. Böyle yani futbol hayatım bu kadar. Futbol oynarken futbol dışında yaşadıklarımı anlatsam o daha uzun sürer. O roman olur o. Anladın mı? O çok daha uzun sürer. Ama burada anlatılmaz. Özel anlatmam lazım. Yani olmaz böyle. Yani onlar daha renkli. Zaten o dönemler 80 ile 90 arası benim oynadığım dönemlerde hani benim resmimi falan görmek isteyen magazin gazeteleri alırsa daha çok var. Futbol sayfalarında çok az çıkardı. Yani kısa sürdü futbol hayatım ama makarayla geçti. Yani gır gır makara. Yani öyle. İşte böyle. Hocam şimdi futbolculuk kariyeriniz kısa tutmuş ama beyaz futbolda efsaneler yaratmaya başladınız. Tüm yorumcular her hafta gündemi belirliyor. Ben bir ara açtığımda Survivor yapıyordunuz. Bir gün hamburger yeniyordu. Yani hani onu merak ediyorum. Beyaz futbol televizyon programının arkasında neler oluyor? Kurgu diye iddia edenler var bazı şeyleri. Onları merak ediyorum. Şimdi samimi konuşalım. Yani kurulu şimdi televizyon programıysa zaten birazı kuruludur. Hatta bazen çoğu kuruludur. Bazı programların hepsi kuruludur. Bizimkinde var. Kurulu da var. Olan doğal olan da var. Harbi sinirlendiğimiz de oluyor. Yani şöyle dersem yalan olur. Yok ya biz çok doğalız. Yani aklımıza ne geliyorsa yapıyoruz. Yok öyle bir şey olmaz. Televizyon dediğiniz şeyde sonradan öğrendim. Herkes sahteymiş zaten. Yani doğal olma ihtimali yok. Öyle değil mi? Nasıl doğal olabilirsin ki? Bir odadasın, 20 tane kamera var ve sen doğal olacaksın. Biliyorsun bütün Türkiye seni seyrediyor. Yani şimdi bak burada ne samimiyiz. Ne kadar rahat oturuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 10 tane kamera olsa bu konuşmamızı 10 televizyon naklen verse bu arkadaş hemen böyle oturuyor. Hepiniz değil mi bir çekileceğim, beni bir çekiyor, nasıl gözükeceğim falan. Doğallığın dışına çıkıyorsun, zaten doğal olamazsın. Herkes doğallığın dışına çıkar. Buradaki herkes, iddia ediyorum herkes. Herkes doğal halinin dışına çıkar. Burada naklen yayın verirse bu şey, bu toplantı naklen yayınlansa ülkeye. Herkes doğallığının dışına çıkar. Herkes bir triplere gider falan filan. Onun için kameranın olduğu yerde doğallık falan olmaz. Ha en doğallarından biri biziz. Çünkü konumuz basit futbol. Anladın mı? Dünyayı kurtarmadığımız için ağzına geleni söyle. Hatta bazı öyle programlar yapıyoruz ki biz unutuyoruz bir ara. Ben orada Karagül Tesek kahvesine çıkar giderim. Oralarda takılırım. Bildiğiniz kahve işte kağıt mağat olanım. Ben bütün gün vaktimi orada geçiririm. Öyle Sinan Engin gibi paper bunlara falan gidemiyorum. Öyle oralar ben sıkı kulaklarım kızarıyor öyle yerlerde. Kahve daha güzel benim için böyle. Çay, kahve, okey. Oralarda futbol muhabbeti nasıl olur hepiniz bilirsiniz. Nasıl koyduk anam falan filan. Beyaz futbolda, beyaz futbolda öyle. Onun için zorlanmıyorum. Ama ilk gittiğimde, ilk beni 4 sene önce transfer ettiklerinde, ben o zaman Habertürk'te, ara sıra NTV Spor'da, bir sene orada çalışmıştım. İlk beyaz futbolda beni arayıp transfer ettiklerinde, harbiden ciddi bir futbol programına gidiyorum diye gittim. Sonra bir baktım, kötü yola düştük. Ahmet Hoca'yı da olmuşlardı. Yani beni bu hale 4 senede getirdiler. Yani ben 4 sene önce böyle bir çocuk değildim. Hakikaten değildim. Farkındasınızdır. İlk o zaman hani devamlı seyreden varsa. Değil mi? Daha kibar efendi. Böyle yorumcu gibi bir çocuktum. Şimdi Ahmet Çakar'a benzemeye başladım. Doğrusu. Yani garip. Sonra eve gidiyorum. Ulan dur ben ne yapıyorum kendime. Yani ama artık koptu bir kere öyle gidiyor işte bakalım bir yerde duracak. Rasim gibi biz de bir yere toslayacağız ama ne zaman bilmiyorum. Bir tosladı. Sıra bizde gibi gözüküyor. İnşallah olur. Biz geçen yıl Erdem Şener ve Ahmet Çakar'ı da ağırlamıştık üniversitemizde. Evet, Ahmet Bey enerjisiyle yıkmıştı. İşte o canlı yayında o heyecanı yaşıyor musunuz Ahmet Çakar'la mesela? Rasim Ozan'ın başına gelen skandalı biliyoruz hepimiz. Evet. Ya biz mesela yayından Ahmet Çakar oraya çok erken gider. Gündüzden gidiyor. Ertem'in odasında oturuyorlar.
Ahmet Çakar orada garip garip böyle müzikler açıp konsantre oluyor. Bazen ışıkları söndürüyor yani. Onu Ertem'in odasında başlıyor gündüz saatte. Ben akşam 10'da falan gidiyorum. Yani bir saat, programa bir saat kadar falan gidiyorum. Yani en geç ben gidiyorum. Onlar tamamen televizyoncu olmuşlar yani. İşleri güçler onlar. Ben bir saat kala gidiyorum. O da aslında 10 dakika kala gideceğim de Ahmet Hoca ile makara yapma hoşuma gidiyor. Ahmet Hoca hakikaten tuhaf. Mesela böyle Ertem odasında oturuyorlar. Çay bardakları var. Birdenbire bardakları alıp kırıyor. Böyle, hakikaten ben ilk gördüğümde dedim ulan bunlar bana iş mi koyuyorlar ya? Hani benim yani yeni geldim ya ben acaba hani benim oğlum bak burası tehlikeli akıllı ol falan hani biz senin eski futbolculuğun dönemini yemeyiz. Lan dedim bize iş mi koyuyorlar ne ayak birisi bardak kırıyor öbürü cama oluyor dümenden. Hani dedim beni mi korkutuyorlar falan. Baktım golpacı hepsi. Ha dedim yerim ben bunları bir şey olmaz. Yani böyle baktım ama sürüyor normal insanlar değil de. Hani iyi insanlar. Şimdi onlar duyarlar bunu şimdi yayınlıyorlar. Sosyal medyadan falan görürler. İyi insanlar onu söyleyeyim yani. Allah'a bak. O zaman gençlere bırakalım. Soru cevap başlıyor arkadaşlar. İlk soruyu Fenerbahçe'den almayalım ya. Almayalım. Senden mi alalım? Hadi senden alalım. Ha sonra taraflı demesinler diye söyledi. Ya yoksa burada, ben de Fenerliyim merak etme. Burada bir taraf yok ya. Burada sadece Fenerbahçe var. İzliyoruz şu an burada. Hocam şimdi Lefke Avrupa Üniversitesi Genç Fenerbahçeleri olan burada desteklediğimiz Başkan Ali Koç. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aferin size. Yani görünen köy kılavuz istemez diye bir klasik bir söz. Yani, değişim lazım artık. Yani böyle hep aynı model, aynı durum. Başarısızlıkta hep aynı mazeretler. Şöyle oldu, böyle oldu. Tamam oldu da bitti artık yani. İşte 3 Temmuz üzerimizden silindir gibi geçti. Tamam geçti. Geçti ama ondan sonra da Ersun Yanal'la biz silindir gibi geçtik yani o sene. Ya demek ki adamını bulunca oluyor bazı şeyler. Yani sen hata yapıp ondan sonra kalkıp bahane bul. Bahaneler doğru da olabilir. Tamam doğru da olabilir ama sonuçta yapılan bir şey yapılabilir yani. Demek ki Ersun Yanal'la Nisan ayında şampiyon olduysa bu takım. Demek ki olabiliyor. Doğru bir şey yaparsan, doğru takım kurarsan, doğru hocayı getirirsen, doğru ruhu bulursan, taraftar grubunla bir kere birleşirsen, olur. Şimdi bu takım dünyanın en iyi antrenörünü getirse, dünyanın en iyi oyuncularını alsa Fenerbahçe için söylüyorum. Gene başarılı olması zor yani. Şöyle hakikaten zor. Niye zor? Ya bunu hepiniz görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin en büyük gücü taraftarıyla bir kere yönetim, başkan kopukluğu var öyle değil mi? Yani bizim antrenmanımıza diyorum size yani bizim antrenmanımızda 30 sene önce 7000 kişi gelirdi. Şimdi Fenerbahçe 7000 kişi oynuyor. Taraftar kızgın, küskün bu başkana, bu yönetime. Öyle değil mi? Bunu sağlamadıktan sonra o stat bundan 7 yıl önce, 10 yıl önceki gibi 50.000 kişi dolmadıktan sonra zor yani. Türkiye'de bu işler böyle. Ben çok kısa bir örnek vereyim. Yani Galatasaraylılar burada hakikaten yani bu sene Galatasaray takımı şampiyon olacak, sevinecekler. Ama futbol adına yani öyle mi? Gerçek bu mu? Ya olacak bana göre Galatasaray şampiyon da futbol adına bu mu? Yani Galatasaray'ın ne şampiyon olan kadroları var. Bu kadroyla bile oluyor. Yani bu kadro şampiyon olacak kadro mu? Ama değil. Ama ne oldu? Hoca, yönetim ve taraftar çok iç içeler. Hele son haftalarda Fatih Terim geldikten sonra. Biz bir kere bu birlikteliği kurmamız lazım. Bu birliktelik kurulmuyorsa da bunda taraftarı suçluyorlar. Ben ona deviniyorum. Geçen gün de Aykut Hoca, Volkan hala taraftar üzerinden bir şeyler mazeret beyan ediyorlar. Okudunuz mu bilmiyorum. İşte Bursa maçında taraftar bize onlara rağmen kazanacağız falan filan. Bırakın bu işleri kardeş. Taraftara rağmen bir şey yapamazsınız. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş forması ve taraftarıyla büyük. Anlatabiliyor muyum? Yoksa açık söylüyorum Fenerbahçelilere. Çok samimi söylüyorum. Fenerbahçe bu oynadığı oyunla lig ikincisi ve belki de kupa yarın kupayı kazanacak. Bu kadroyla olur mu? Fenerbahçe'yi burada tutan
Sarı çubukluğunun gücü ha, çubukluğunun gücü. Yoksa bu takımla falan yoğurt olmaz, yoğurt, cacık olmaz. Açık, memnun sana. Evet, şimdi bir başka soru. Ciddileştim ama makara yaparken ciddileştim. Fenerbahçe işte programda da böyle oluyor. Konu Fenerbahçe olunca ben Fenerbahçelilerde bir atar var zaten. Bir atarlı Fenerbahçeliler, doğru mu? Fenerbahçeliler bir atarlı direkt zaten. Ama haklıyız ya, herkes üstümüze gidiyor. Küfür ediliyor. Aa, Fenerbahçe statında küfür edildi. Aa, öbür statlarda ilahi söyleniyor. Piero gol diyor içeri. Yan hakem bu 5 santimi nasıl görür diye adamı cezalandırdılar ha. Oban golü verdiği için. Başarılı hakem Fener'e gol verdiği için cezalandırıldı. Böyle şey olur mu ya? 40 santim ofsaydı vermeyene bir şey demiyorlar. Adam golü görmüş ya, nasıl görürsün lan diyorlar. Böyle şey. Ya delirmeyelim mi biz ya? He? Yani statları kafamıza atıyorlar 10 yıldır. Hani Samiyan statını Galatasaray'dan bundan kaç yıl önceydi sulu maç? He? Sulu derbi. Statı attınız kafanızda statı ya. Yalan mı? Kaçmadık kardeşim, oynadık aslanmadık. Hani atılmasın, tamam atılmasın da atıldı. Atıldı. Ondan sonra Fenerbahçe statında atılınca iki tane şey. Paranı kızıyorum yani. Kardeşim tamam, Fenerbahçe yaptı, özür dileriz tamam. Ama yani siz hiç yapmamış gibi niye konuşuyorsunuz, onu anlamıyorum ben. Ya bizim sizin stadınızda olmuyor mu? Kafalar yarılmıyor mu? Sahaya girilmiyor mu? Olmuyor mu? Ha bir de olmuyor diyenler var. Olmuyor diyor. Aa, Allah Allah. Olmuyor ya. Ya görüyorum. Ha, ya, nasıl delirmeyeceğim ben? Benim karşımda yok. Allah'tan gelmedi. Arkadaşım gelseydi, o ve yanındaki moderatör Ertem Şener birdenbire şey oldular. Çok ayıp bulmak, çok ayıp. Yani ben böyle şey görmedik. Aa, ne görmedin ya? Ben 70'li 80'li yıllarda küfür repertuarımı İnan Üstakı'nda ilerlettim. Yani ha, bunları sanki ben bilmiyorum. Sonra bana kendine öyle koydu. Biliyorum kardeşim. Yani bildiğim şeyi mi söylemeyeceğim? Repertuarım eksikti benim semtte. Yunan Üstad'ına gidiyordum çünkü repertuarım gelişiyordu şarkılı türküne. Ya sanki olmuyormuş gibi. Derdin bu, yoksa Fenerbahçe iyi bir şey yapmıyor. Şimdi ben burada çıkıp şöyle diyebilir miyim? Saraçoğlu'nda biz kimseye küfür etmiyoruz. Affedersin. Ha siktir lan derler. Hadi. Hadi. Saraçoğlu'nda şimdi burada ödülüyor. Ödülüyor kardeşim. Ödülüyor. Ama sizin de ediliyor, sizin statlarda da ediliyor. Mahzumu oynamayacak kimse. Ediyorsunuz. Zaten etmeseniz o futbol maçı olmaz. Futbol maçının amacı o zaten. Yani öyle tabii, gülmeyin. Yani bu oyunu icat eden Gavuroğlu gavurlar, kaç sene önce yani bunu Rahmani bir şekilde insanlar spor yapsın, sağlık bulsun diye mi icat ettiler? O 55 bin kişilik arenaları, insanları 55 bin kişiye oraya spor olsun, şenlik olsun, kardeşlik olsun diye mi sokuyorlar insanları? Yok. Oraya sokuyorlar kendi işlerini dışarıda döndürmek için. Onun için bunların zaten amacı bu. İnsanları oraya sokmanın amacı bu. Ondan sonra küfür olmasın. Olmasın. Anlatın bakalım. Olmasın. Nasıl olmayacaksa. Dedim altı pastan atamıyor. Şimdi ben etmeyeyim onu artık. Evet yani. O da atsın o zaman. Olmuyor. Atamayacak. Ben de gideceğim. Bu böyle gidecek kıyamete kadar. Hocam. Ama bunlar televizyona çıkmasın hele böyle. Küfürü destekliyor derler. Sanırım Galatasaray Kulübü Başkanı değil mi? Sorusu var. Bravo Kerem Başkan! Hocam öncelikle hoş geldiniz üniversitemize.
Öncelikle hoş geldiniz üniversitemize. Karşılıklı bir taraftar grubu olarak bugün tayfamızda sizi görmek için geldik. En sevdiğiniz Fenerbahçelilerden biri sizsiniz, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Biliyorum, farkındayım. Şeyden yani sosyal medyadan olsun. Aynen hocam. Sokakta da mesela yürürken yani Galatasaray'dan çok önemli bir kesim. Abi hakikaten yani bir gün bir Fenerliği seveceğimizi düşünemezdik. Seni seviyorduk. Kesinlikle, ya. Kesinlikle hocam. Polkom yok yollar. Evet hocam, bu arada. Yok hocam, yok hocam. Yani sosyal medyadan hakikaten en az küfürü Galatasaraylardan alalım. Bu arada Beşiktaşlar fena yapıyor. Ama onlar da bana hak versin yani. Ben de lütfen yani Ertem'le Sinan'ın Fenerli olduğunu düşünün yani. Yani Ertem'le Sinan Fenerli olsa ne yaparsınız? Beşiktaşlı. Öyle değil mi yani? He? Yani onun için siz de onlar da bana hak vermesi lazım. Yani ne yapayım yani şimdi onlar saldırırken Fenerbahçe'yi yerden yere vurup Beşiktaş'ı Barcelona'ya yaparken ben böyle oturayım mı ya? Teşekkür ederim. Az önce arkadaşlar demişti. Yok, ne demek hocam. Bizim de Fenerbahçe'nin başında Aziz Yıldırım senelerdir görev yapıyor başkanlık. Sağ olsun bu sayede sayısız şampiyonluklar kazandık. O yüzden seçim sürecinde Aziz Yıldırım başkan olmasını istiyoruz tekrardan. Nice şampiyonluklar görmek için. Bunu söylemek istiyorum. Bir de hocam, liglerde en çok çektiğimiz sıkıntılar kulüplerin hakem hataları biliyorsunuz. Şimdi dün bir karar alındı. Video hakem gelecek sezon büyük ihtimalle uygulanacak. Sizin bu video hakem hakkında görüşleriniz varsa alabilir miyiz? Ya da hakem kararları bu seneki ligi etkileyen. Ya şimdi bu konu çok tuhaf bir konu. Ben bu çok fazla fikir değiştiren bir adam değilim. Hatta biraz ağnazım ben bu konularda. Yani nasıl? Mesela ben bir fikrim varsa yanlış olduğunu görsem de lanet olsun çok inatçıyım. Onun üstüne gidiyorum abi. Hani hataymış diyemiyorum. Ya benim en büyük kusurlarımdan biri budur. Herkesler de ben hatamı kabul ben edemiyorum abi. Hani hata yaptım mı kabul edemiyorum yani. Yok diyorum, illa bir çıkar yol arıyorum. Bu işte de böyle. Çok muallakta kaldım ben bu konuda. Bu hatalar, Fenerbahçe'ye mesela bir hata yapılıyor. Canım yanıyor. Diyorum ki video var sistemi gelmeli kardeşim. Mesela Galatasaray'a olunca ne videosu kardeşim diyorum. Böyle futbol hatalarla güzel falan. Hani ikide bir içerisinde kalıyorum falan filan. Sonra en son geçenlerde böyle hakikaten bu konu hakkında konuşurken net kararımı verdim. İşin biraz zevki kaçar. Yani çok yani biraz değil bayağı kaçar biliyor musun? Düşünsene her şey dört dörtlük. Her şey. Hiç hata yok. Ne konuşacağız abi? Yani ne konuşacağız? Hadi bizi geç. Siz ne konuşacaksınız? Mesela değil mi? Bir yerde birbirinizi nasıl kızdıracaksınız ki? Yani değil mi? Kendini savunmak için ne diyeceksin? Ya kadın siz bizi yenebilir misiniz? Fırat Adisi o golü vermeseydi falan. Senin hakem senin bir bahanen oluyor değil mi? Bir yerde kaçışın oluyor. Hakemle yendiniz oğlum bizi falan diye geçiştiriyorum. Mağlup oldun mu? Hakem de yok, video var. Harbi yendi. Harbi yendiğini falan kabul edemem yani. Sen de edemezsin. Sıkıcı olur yani. Sıkıcı olur. Ya yani, bakma canımız yanıyor ama hatalar da güzel. Ya yani işte 1966'da hala gol mü değil mi tartışılıyor. Dünya Kupası'nda İngiltere, Almanya finali. Değil mi? Ne güzel. 66 gol mü değil mi hala bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz. Acaba neydi? Öyle kalsın. Güzel. Evet, soru sorarken ayağa kalkalım ve kendinizi tanıtalım. Hocam ben son bu maçını ettim de ben Galatasaray'ım aslen. Fenerbahçe maçını ettim. İkinci golde ama gördüğüm iki top içerideydi. Siz de gördünüz bilmiyorum Fırat'aydınız. O ara inan bak samimi söylüyorum. O ara benle maç seyret. Yani samimi söylediğimi ancak benle bir maç seyredersen anlarsın. Ben maç seyrederken iki top mu iki top değil oynanan topu bile görmüyorum. Yok. Ben tabii o ara maç 1-1 eyvah diyorum benim bak şansımız o bile gidiyor derken 7 toplu olsam Bursa'nın kalesinde görmek istiyorum. Öyle mi? 13 iş oraya falan bakmadım. Volkan'a yani. Falan söylediklerini hocam karşılamıyorum. Çünkü taraftar baskı da attı zaten ikinci golü yani. Tabii yani. Dediğim gibi o maçta 7000 kişi olsa o maç dönmezdi. Yine o maçı ben o maçı seyircisi döndü. Aynen hocam ama tam ben o orta açılmadan, Ferhan'da olmadan ikinci top içerideydi. Öyle mi? Öyle çıkarmadılar. Ne olsun bir tane de bize. Sizi verelim. Sizin de Aralya maçında Muslera'yı atmadılar. var sistemi olsa şu muhabbeti yapamayız. Hemen ben altta kalmadım gördün mü?
gördüm, hemen üstüne çektim. Sizin eğer bu sıraya yazsa Beşiktaş maçını da kazanamazsınız. Hep öyle konuşabiliriz. Ya öbür türlü olursa ne konuşacağız ki? Her şey doğru. Aa tamam, doğru. Evet, Fenerbahçe'den bir soru daha vardı. Hocam öncelikle hoş geldiniz üniversitemize. Teşekkür ederim. Sizin ne kadar sevdiğinizi zaten ilk baştan beri bildiğiniz ve çok seviyoruz gerçekten. Allah razı olsun. Zaten gündemde olan bir konuyu konuşmak istiyorum. Daha doğrusu sizin de fikrinizi almak istiyorum. Birkaç tane videonuzu izledim ama bunun üzerine. Bu küfürlerden falan bahsettikten sonraki geçen maçlarda olan olayları sormak istiyorum. Bizim derbideki çıkan kavgadan sonra Müdahan'ın kendi programında taraftar parasını verdikten sonra istediğini söyleyebilir dedikten sonra buna rağmen biz efendiyiz diyen Beşiktaş'ın her pozisyondan sonra küfür, başka bir kulübün küfür etmesinden sonra biz efendiyiz etmeyiz diyen yöneticisinden bir tanesinin programa bağlanıp sizin programa bizim kulübümüzde stadımızda küfür olmaz diyen Beşiktaş'ın tüm stat, gerçi yine kötü gün taraftarı olmadıklarını oradan belli ettiler, yarı yarıya doldukları için. Oradaki insanların hep birazdan dünyanın annesine küfretmesini siz nasıl görüyorsunuz? Ve hani kendi tükürdüklerini mi yaladılar yoksa dünyanın bir cevap verdiklerini düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum ben çok. Ya şimdi böyle değil mi? Bu yani tamamen şey olur ya, nasıl olur? Yani şimdi o zaman işte benim temin şikayet ettiğim şeye döneriz. Yani bu böyle yıllar öncesine kadar gider. Yani o da bize bir maç örnek verir şimdi bir Beşiktaşlı kardeşimiz. Der ki siz aslında şurada bize böyle dememiş miydiniz? Düşünürsün evet demiştim falan. Biz de ben de daha öncesine gidelim. O da bir tane olur. Anlatabiliyor muyum? Yani ben teminle söyledim. Çok basit bir şey. Yani dediğim gibi benim mesela Beşiktaşlı'nın o gün ettiği küfürler açık söyleyeyim ben küfüre alışkın olduğum için yani yıllarca top oynadım. Küfür yedim ben. Küfür, ben mesela küfür duyunca birinden ya da bir şahısta ya da bir gruptan küfür duyunca ben mesela çok irite olmuyorum. Çünkü benim hayatım 15 yaşından beri küfür yiyorum ben. Amatör maçta da küfür yiyordum oynarken. Yani hep küfür yiyorum. Onun için duyunca futbolun bir doğal parçası gibi geldiği için ben mesela o gün Beşiktaş maçında edilen küfürler beni mesela çok rahatsız etmedi. Anlatabiliyor muyum? Ben de diyorum ki bir taraftar olarak en basit. Edecek diyorum, biz ettik. Biz de diyoruz şimdi son maç Konya içeride. Oh neler yapacağız Beşiktaş'a. Hayat böyle geçecek. Onlar bir dahaki sene bir daha yapacak. Böyle sürüp gidecek. Onun için sen de şimdi bu mesela bu konuşmanla sen de sanki biz daha temiziz gibi yaptın. Olmadı yani. Olmadı. Öyle değiliz yani. Biz de küfürün kralını ediyoruz sana çok. Değil mi? He? Fatih Hoca'nın mesela burası yanında bizim şeyde. Statta bir maç hatırlıyor musun dedi? Ama kaç maç? Şurası yaralmıştı Fatih Hoca'nın. Ama kaç maç? He? Ama kaç maç? Sağda kaldım. Sağda kaldım. Ya ben öyle demiyorum. Tamam. Yani. Başka yerde diyorum da burada değil. Başka yerde ben Beşiktaşlarla tek tek konuşurken öyle diyorum. Bak adamlar kaçmadı, siz naşladınız diyorum. Öyle işte. Biz de Trabzon'da bir maçta kaçmıştık. Otto Beric, yani kaçtı değil, Ali Şen takımı çekmişti. Biz kaçtığımız halde 3-0 mağlup olmuştuk. Sağdan kaçtığımız diye 3-0 mağlup ettiler biz. O ya oluyor ya. Ya çok önemli değil aslında da. Birbirimizi kızdıracağız ya mutlaka bir şey söyleme. Evet, hayır. Yoksa ne yapacak? Bir daha yapacak. Öncelikle olarak hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tam Türkiye Ligi hakkında değil de var. UEFA hakkında bir soru sormak istiyorum. Bu İspanyol kulüplerinin UEFA üzerindeki bu gücü nereden geliyor? Geçen yıl bahsettiğimiz Paris Saint-Germain maçı olsun. Bugün bu yıl Real Madrid maçı olsun. Hakem kararları bayağı İspanyol takımlarından yana. Yani bu nereden geliyor? Bu UEFA İspanyollar mı oluyor lan? Abi şimdi bunu böyle... şimdi İspanyol diyelim mi? UEFA FIFA'da hiç görev almadım. Bu işler nasıl dönüyor bilmiyorum. Yani bilmiyorum artık. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Ben nasıl oluyor? Ben de düşünüyorum nasıl oluyor hakikaten ya. Doğru söylüyorsun ha. Ama yani şöyle oluyor düz bantı. Yani büyük balık, küçük balığı falan yutuyor. Nasıl Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu takımlarına göre hep hakemin yönünde avantajdaysa bizim kavgamız aslında hangimize daha çok bu sene haksızlık yapıldı kavgası yapıyor Fener Galatasaray işler. O kavgayı yapıyor değil mi? Yoksa mesela bir Galatasaraylı bu sene Akhisar'ın mı çok hak yendi Galatasaray'ın mı? Bunun cevabı çok net. Akhisar'ın.
Ya da bir Fenerli şöyle diyebilir mi? Bu sene bizim mi daha çok aklımız yendi? Karabük sporu. Lan seninle Karabük öldü düştü herifler. Anlatabiliyor muyum? Biz kavgamız Fener'e mi çok oldu, Galatasaray'a mı çok oldu, Beşiktaş'a mı? Neden? Türkiye'de bunlar güçlü camialar. İşte 30 milyon taraftarlarıyla, federasyondaki üyeleriyle, paranın başındaki adamlarla, yayıncı kuruluşuyla, onlar olmasa Türk futboluna kim bilir vermez, üç büyükler falan filan yani. Herhalde İspanya takımları, Barcelona, Real Madrid, hem ünlü hem güçlü takımlar, onları revaçta tutmak işlerine geliyor. Piyasayı tutan, elinde tutan abileri. Herhalde öyle oluyor. Türkiye'de nasıl üç büyükler farklıysa diğerlerinden, İspanyollar da öbürlerinden daha büyük herhalde. Öyle herhalde. Çünkü en pahalı oyuncuları onlar alıyor, en dünyanın starlarını onlar alıyor. Herhalde olur yani. Bilmiyorum yani. Yani iyi cevap verdim. Benim konum değil yani. Evet, salon diğer ucuna gidiyoruz. Bir soru var. Teşekkür ederim. Allah aşkına hiç de canlı. Hocam hiç pişman oldunuz mu? Ben nasıl soracaktım ya? Tamam da yok hiç olmadı. Açık söyleyeyim. Hiç pişman olmadım çünkü gazozuna ilaç atmadım. Bir, Nuri Alço muyum ben yani? Bunun önünde bir halim var mı benim? Ben daha iki var. Hocam peki şu an akış mısınız hala konuşuyor musunuz? Şimdi o bana Antalya maçında evvelki sene hatırlarsan Antalya Fener'i yenince bir gazoz içer misin Abu abi kimi demişti. Biliyorsun o müzik eşliğinde. Ben de bir sene sonra o Antalya'ya yenilince ona dedim oğlum sen de bir gazoz iç. O böyle içti dümenden ay fena oluyorum falan yapınca ben de dedim ilaç attım ha yok Emin Hoca yok. Sorma bana şu an durmuyor ama biraz. Ama işin tuhafı senin senin inanman tuhaf değil aslında ben bildiğim için kusura bakma doğru gidiyorum. Çok kişi öyle yazdı bana insanın ekmek parasıyla oynamaya utanmıyor musun? Adi herif diye mesajlar geldi bana. Rasim'in ekmek parası diye. Aynen yani. Onun ekmek parasıyla oynamışım. İşin en garibi Nagihan'ın eşi beni aradı o gece. Abi dedi ne attın ne ilacı attın diyor. O karısı inanmış böyle şey olur mu? Tuhaf bir şey yani. Dedim kızım manyak mısın sen ne ilacı şaka yapıyorsun ne ilacı falan. Abi fena oldu ama diyor ya dümen dedim her zaman ki dümenlerimizden biri işte dedim. Kaç dümen açtı dümen ağrıyor falan. Oğlum her şeyi çok açıklıyorum ben ya. Hocam iyi günler sosyal hocam. Hocam bir sorun daha vardı. Şu an pek gitmiş misiniz? Sen de sormuştun bunu mu sormuştun? Aynen hocam. Şey ha yani. Yok öyle bir şey yok ama pişman mısın dersen o da espriydi ne pişman diye. Hani beni bazen bunaltıyordu hakikaten. Böyle falan. Böyle başıma vallahi öyle gidip aspirin içiyorum. Gecenin üçünde 2-3 tane aspirin içiyorum. Zaten yaşlı adamım ben onlara nazaran. Yani ben 57 yaşım bitti benim. Adam 35 yaşında hayvan gibi. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki pişman değilmiş yaptım ama üzüldüm mü dersen, üzüldüm. Tuhaf bir şey, tuhaf bir adam, özlüyorum biliyor musunuz? Çok tuhaf bir şey ya. Yani bir şeytan tuhaf. Acaba, evet olsa mı diyor, vallahi billahi ya. Acaba olsa daha mı güzel olur diye düşünüyorum. Bazen de Ahmet Çakar'ı hep dürtüyorum. Hocam bir ağırlık koysana şunu, Asim'i bir daha alalım diyorum. Sonra eve gidiyorum, hanıma diyorum ki Rasim'i döndüreceğiz, seni boşarım diyor hanım. Hanım nefret ediyor, yani gelmesin istiyor. Yani korkuyor çünkü o yayındayken illa bir şey olacak diye. Bu ara 3-4 kere baskın yedik yani bunun yüzünden. Bir kere Beşiktaşlılar bastı. Terazi lastik, gimnastik dedi. Burada adam ne çıktı Beşiktaş sevgisi? Kanalın önüne bir geldi. Komalar, silahlar ne oluyor dedi ama. Yok bu Beşiktaş taraftarı. Kanalı bastılar. Benden önce Ümit Özat varken Galatasaraylılar basmış, içeriği darma duman etmişler. Ümit Özat o ara Galatasaray'a bir şey demiş galiba. Üstünden geçenler bastı. Bir kere Fenerliler bastı Rasim'in de ablasına. En son Boşnaklar bastı işte. Rasim'in de hocam, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
Ben daha çok Fenerbahçe'nin güncel konusuyla konuşmak istiyorum. Şimdi hepimiz Aykut Kocaeli'ye haksızlık ediyor muyuz diye düşünüyorum. Çünkü Alex olayından ötürü birazcık kızgınız biz kendisine. Evet, çok. Biraz da çift ön libero'dan dolayı bayağı kızgınız. Fakat şimdi Aykut Hoca'nın elindeki malzemeye bakarsak, bir de ligi kıyaslarsak şu anki geldiği nokta iyi gibi. Çünkü malzemesi iyi olduğu zaman Aykut Hoca'nın 2012-2015 sezonunda şampiyon yaptı. UEFA'da yarı final oynattı. İki defa Türkiye Kupası'nı bize kazandırdı. Şu anki durumumuzun birazcık takım kadrosuyla da ilgili olabilir mi? Sadece Aykut Hoca'nın üzerinde değil de. Şimdi son söylediğin çok doğru. O oynanan bu kötü oyun. Ha, sen başarılı gibi görebilirsin. Şimdi Galatasaray büyük ihtimalle bence şampiyon olacak. Ha, tamam yani futbol olamayabilir, bilmiyorum ama benim görüşüme göre biz ikinci olacağız. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun ya, Fenerbahçeliliğin ne durumda bilmiyorum. Benim bakış... Yani Fenerbahçeliliğin ne durumda derken şunu söylüyorum. Mesela benim Fenerbahçeliliğim Galatasaray arkasından ikinci olup aynı zamanda Ziraat Kupası'nı kazanmayı son derece başarısız buluyorum ben. Anladın mı? Ben öyle Fenerbahçeliyim. Anladın mı? Yani benim ikinci olduğum, bunun üstüne Ziraat Kupası'nı aldığım sene de hoca ve takım başarısızdır. Diğer konuyu açık söyleyeyim ben bilmiyorum. Söylediğin şu, bu kadroyla Aykut Kocaman ne yapsın? Bu kadroyla bu kadarı da iyi. Diyorsa kesin bir şey bilmemiz lazım. Ben bilmiyorum çünkü kulübün çok içinde değilim. Aykut Kocaman'la aram çok iyi değil. Hani aram çok iyi değil derken kavgalı falan değiliz. Çünkü biz eskiden de öyle bir çok samimiyetimiz yoktu. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir Rıdvan Dilmen'le olan samimiyetim onunla yok. Olsa soracağım. Mesela Fenerbahçe bu kadroyu kim yaptı? Mesela bu biz 11-12 tane oyuncu almışız. Öyle değil mi? Ya işte sıkıntı var falan diyoruz ama sezon başında 11-12 oyuncu almışız. Şimdi bu 11-12 oyuncu sen mi aldın? Ben mi aldım? Kim aldı? Tirar'ı mesela kim istedi? Van Böyle'yi kim istedi? Hasan Ali'ye illa mukavelesini uzatın. Kim dedi? Robin Parti kalsın, ben onu yıldız yapacağım. Kim dedi? Ben mi dedim? Neto'yu kim aldı? Soldado'yu kim aldı? Ya anlatabiliyor muyum? Yani bunları kim yaptı? Bunların hiçbirini Aykut yapmadıysa ona sen dur bakalım. Al işte biz bunları alıyoruz. Al dedilerse o daha iyi. Böyle antrenör olur mu? Ya böyle büyük takım hocalığı olur mu? Oysa. Kendi aldıysa sen kimi şikayet ediyorsun? Kimi yani anlamadım. Ben öyle bakıyorum olaya. Bu kadro kötüyse bunun müsebbibi bence teknik direktör. Ya birazcık Fenerbahçe'nin son zamanlarda yaşadığı maddi sıkıntılar özellikle UEFA kriterlerinden dolayı ben istediği kadroyu kuramadığını düşünmüyorum. Bundan dolayı şimdi baktığınız zaman Başakşehir'e Adebayor var, Arda Yağlı, Emre Belezoğlu var. Ya bizim maddi durumumuz Başakşehir'den daha mı kötü ya? Bilmiyorum ya. Yani kriterlere bakarsak şu an pek hoş değiliz. Ondan dolayı hani kadro bazında bakarsak bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş kıyasladığımız zaman hakikaten çok çok altındayız ben şu anda. İşte ben bilmiyorum bilsem, öyle dediğin gibi ise tamam ama değil de ben bu oyuncuları istedim dediyse, ben mesela sezon başı böyle bir deneç hatırlıyorum, sen biliyor musun? Bizim kadromuz bu sene çok iyi bir kadro yaptık, hatta güç olarak Beşiktaş'ın da önündeyiz demişti Aykut Kocaman. Eğer gazete palavra yazmadıysa böyle bir demecini hatırlıyorum. Biz de zaten aa hoca diyor diye bir ümitlendik sezon başı. Sonra Vardar felaketiyle günden güne hadi onu da geçtik, bir felaket yaşarsın da oyun düzeli. Bakıyoruz kazanırken bile bir tuhaf bir oyun. Mesela ben televizyonda Akhisar Kayseri maçı seyrediyorum. Kendime göre bir futbol aklımdan bir şeyler anlıyorum. Ya ben bizi seyrederken hiçbir şey anlamıyorum. Kulak çarpsını anlamıyorum. Bak samimi söylüyorum. Sadece heyecanlanıyorum Fenerli olduğum için. Ama ne oluyor? Ne bitiyor? Mesela Bursa maçının ilk yarısı hiçbir şey anladın mı? Biz Bursa maçını kazanmalıyız. Hatta fark atmalıyız değil mi? Ama herhalde şampiyon olacaksan ama. Ne farkı kardeşim? Temkinli oynuyoruz. 0-0 bitti. Aa devre. Gol pozisyonuyor. Şimdi bu kadarı da artık yeter yani. Sıkıyor insanı ya. Yani ha, bunun sebebi Aykut Kocaman değilse kim? Yani kim? Kimse o suçlu. Tamam Aykut değil. Kimse o suçlu. Benim Aykut Kocaman'a bazı Fenerbahçeliler Aykut Kocaman'ı çok sevdiği için, ben de Aykut'u çok eleştirdiğim için, iyi oldu bunu sordum. Beni eleştiriyorlar. Sen nasıl Fenerlisin Aykut Kocaman'ı eleştiriyorsun diye. Benim Aykut Kocaman'la bir sorunum mu var diyorlar bana. Nasıl sorun olabilir ki? Yani insan bir tanıdığıyla sorun olur. Benim Aykut Kocaman'la ben onların transfer olduğu sene ben gittim. Yani onlar Sakarya'dan 4 kişi gelmişlerdi. Ben o sonra Ankara Gücü'ne gittim. Yani bir takım arkadaşlığım da olmadı. Bir şeyim yok adamla benim. Bana ne de Aykut'la kardeşim.
Fenerbahçe'yi şampiyon yapan kimse burada. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan gitsin kardeşim. Yap olsun gitsin. Aykut'sa Aykut. Doğumsa doğum. Ben öyle bakıyorum. Ben öyle yetiştim. Küçükten beri öyle yetiştim. Diyeceksin ki ya ne var her sene şampiyon mu olsun? Bu sene ikinci olsun. Seneye bir ikinci daha olur. Üçüncü sene oluruz. Diyorsan o zaman ben niye teknik direktör olmuyorum? Yemin ediyorum Fenerbahçe'yi üçüncülükten aşağı düşürmem. Bu kadro bana daha kötüsü verirsin. Hadi iddia ediyorum. İyi antrenör olduğum için değil. Lan Fenerbahçe zaten üçüncülükten aşağı düşerse herkes defolsun gitsin. Düşmez. Ben ne de üçüncü olur. Aykut Kocaman bende neyse ikinci yapacak işte o kadar. Bir şampiyon yapacak. Evet. Buradayız. Abi. Bu arada İsmail Kartal'la bile şampiyon oldu. Kartal'la bile diyorum, niye diyorum? Kartal'la çünkü ben 5 sene aynı takımda oynadım. Fenerbahçe'ye avcı olduğu gün evde kendimi kesiyorum. Sonra sana anlatacağım niye olduğunu. Onunla bile oluyordum. Yani bu camialar o kadar güçlü ki. Olurlar. Cevat Güler'le şampiyon oldu Galatasaray. 92 yaşında adam sağını solunu görmüyor. Daha Galatasaray şampiyon. Ama bu Galatasaray Fener'i şampiyon yapan arkadaşlar buralardan ayrılınca hiçbir yerde şampiyonluk falan yaşayamıyorlar. Hiç. Gidiyorlar kız. Oraya gelince babam da şampiyon. Düşün. Hiç aldım. Bütün sene şöyle oturayım idmanda. Hoca olayım Fenerbahçe'ye. Bütün sene şöyle duracağım bak. Hiç taktik falan yok. Her gün çift kale oynayayım. Kur'an çarpsın dördüncü olur. Zevk kötü. Kur'an çarpsın. Onlar oynar. Ne oldu geldi? Volkan'ı santrafor mu oynatacağım? Barbi oraya kaleye mi geç diyeceğim? Herkes kendi yerine geçsin oynasın. Olacak yani. Hadi sakın bir şey diyeceğim. Evet, sendeyiz. Abi hoş geldin. İyi ki geldin. Biraz gaz aldım ama bitirelim şimdi. Vaktimiz var. İyi ki geldin abi, hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben sorudan ziyade daha çok hani yorum gibi söyleyeceğim sana abi. Zico'dan sonraki Fenerbahçe açıkçası hani izlememeye başladım. Yani Zico'da yaşadığım azı, keyif oynattığı futbolu. Mesela Ersun şampiyon yaptı. Ama açıkçası çok umurumda olmadı. Aykut UEFA'da yarı final oynattı. Keyif verdi mi? Vermedi. Zico'daki o futbolcuların o hırsı, o birlikteliği, işte o ruh, o Şampiyonlar Ligi'nde verilen keyif. Yani ligde her ne kadar şampiyon yapamadıysa, Kazım Yıldırım o yüzden gönderdi. Yani Zico 2007'den 2008'den sonra Fenerbahçe futbol takımını artık keyif vermemeye başladı bana. Ve basketbola yöneldim o günden sonra. Tamamen katılıyorum. Hepimiz basketçiyiz. Ciddi anlamda ama. O 2008'den sonra yani. Vallahi ben de diyorum. Hiç step vites kaçırmıyorum. Vallahi çok hiç. Şimdi Sırbistan'a gitmeyi düşünüyorum. Keşke gidebilseydik işte. Bu bağlamda bir şey diyeceğim. Yani tahminim var açıkçası da. Mesela şimdi sana sıfırdan bir Fenerbahçe kadrosu kur deseler abi. Bu seneki kadrodan hiç oyuncu alır mısın? Sadece onu söyleyeyim. Ben almam da yani sen almayacağını da düşünüyorum. Zor hakikaten. Valbuena'yı alsan o da 35-36'ya geldi. Yapmaz. Şimdi ben Valbuena'yı oynatılmıyor diye çok eleştiriyorum da. Ama arzuladığım Fenerbahçe'de Valbuena'yı oynatmak tabii. Ben de oynatmam. Ama bu takımda oynamamasına kızıyorum. Yani Alper Potuk'la Atik çıkı çıkılar oynayacaksa yani. Ya maç seyrediyorum. Abi. Sen Alper'e takıyorsun da yani bizim kampı... Yo normalde... Hani Barbuena deyince onun yerine oynayanlar sıfır diye Barbuena'ya sarılıyorum. Yoksa Barbuena'ya sarılır mı şu kadar adam zaten? Bizim... Ama ne yapalım yok işte ona... Bizim ligin kalitesini şöyle düşün abi. 34-35 yaşında Marsilya'da hiçbir şey yapmadı ve geldi bizim ligde şu an. Yani esiyor. Bizim ligin kalitesini düşünme. Ya ben belki çok zorladığım zaman belki kendimi bu Josef de Souza'yı tutabilirim. Şöyle yani çok klas değil belki ama mesela bak sana söyleyeyim. Mesela iki stoperin trafik kazası geçirdi değil mi? Hakikaten stoper oynayabilir. Ön lider o da
bir kesici oynayabilir. Ara sıra ölü toplardan kafa golü atabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam diyor benim hani çok ya benim Busquets falan değil. Yani yine de kulübesi falan. Ben isterim ki Busquets gibi biri olsun mesela. Hem kessin hem iyi oynasın falan filan ama şu takımı sorduğu için söylüyorum yani bir aklıma o geliyor. Her şeye rağmen sakat olan bir Jansen'in bizde olmasını isterim. Yeniden iyileşti. O iyi santrafor. Fena değil, fena değil. Fena değil, iyi, iyi santrafor. Sen de, sen, seni gören de Messi zannetsen kimse. İşte. Sen şu kadro yapsana, biz dinleyelim. Hocam, biz onun kadrosunu bir dinleyelim önce. Bakalım o nasıl bir Fenerbahçe kadrosu kuracak değil mi? Yok, ben onun tevhidi yok. Güncel değil ya, eskilerden sayarım. Onun kadrosu çok... Tuncay'ı sayarım. Tamam. Başta Tuncay'ı koyarım, Lugano'yu koyarım. Apya'yı koyarım, Aurelio'yu koyarım. Ondan sonra... Alex de son uzak. Alex muhakkak. Ben Alex gittiğinden beri zevk aldım. Oraya kadar tahammül ettim. Şimdi bir de temin dedim ya Alput'la bir sorunum yok diye galiba yalan oldu. Belki de bilinç altında olabilir he. Hani Alput yedi ya Alex'i. Belki oradan çok takıntı yapıp hep eleştiriyor da olabilirim bak hani biraz da kendimi eleştireyim. Bak mesela ben bunu sırf Fener kötü oynuyor diye mi eleştiriyorum acaba? Yoksa Alex'ten dolayı buna biraz intikam mı diyorum ara sıra düşün. Olabilir ha, o da olabilir. Abi çünkü Alex'i de... Alex oğlum gibiydi, o kadar seviyorum. Alex'i de yollamasaydı bir sene daha kalırdı en fazla. Çıkıldım yani, onu da sebep görüyordum. Ya 10 sene ne? Ya neyse, yani ne bileyim, en azından öyle gitmemeliydi yani. Değil mi? Öyle mi giderdin? Öyle tabii mi? Ki öyle gitmemeliydi yani. Haksızlık yapıldı Alex, o ayrı mesele. İşte haksızlık olunca böyle çıkıyor ama işte ya. Bir yerlerden çıkıyor. Şurada. İyi tespitlerin doğru, ben de evet. Yani şu an 3-5 sene içinde şu futbol takımını izlerken mesela evet. Hasan Ali'yi görüyorsun, Noştadir, Görto, hani en iyi adamımız kim? Mesela Volkan'ı görüyorsun, hepsinde ruhsuzluk. Bu 5-6 seneki futbolcular hepsinde ruhsuzluk. Yani bu böyle gitmez, bir dönemler böyle yaşanır, biter. İşte bunları tek tek nasıl gönderebiliriz? Vallahi işte çocuklar ne arıyor? Hepsinin gitmesi lazım. Bir koç gelecek, bir şey olacak falan yok. Bakarsın olur. Bakarsın olur. Ziko'yu harbiden özledim. Bu kadro gider. Ben çok özledim Ziko'yu yani. Muhabbetine doyum olmuyor ama hemen bir arkaya mikrofonu uzatalım. Teşekkürler. Doğru, Sevilla maçı değil mi? Sevilla mesela maçı özlüyorsun. Hocam hoş geldiniz. Aynen. Hocam Ankara Gücü imkansızlıklar içinde küllerinden doğdu. Üst üste ligi atladı. Süper Lig'de ne yapar? Tutunabilir mi? Durumu ne oldu? Şimdi ben dediğim gibi mesela Fenerbahçe'den sonra bir yıl Ankara Gücü'nde oynadım. Yani Ankara Gücü bana büyük takımlardan sonra en yakın camia geldiği için oraya gittim. Hakikaten yani zaten sen onun taraftarısın, seyircinin gücünü biliyorsun. Bir kere otomatikman yani tutunabilir mi dersen seyirci avantajı var diğer Anadolu kulüplerine göre. Seyirci avantajı var. Yani bir kere bu şey bir. İki, maddi açıdan çok sıkıntılar var diyor. Evet bir ara vardı. Bu sene var mı bilmiyorum. Çünkü ama yani ben dışarıdan baktığımda bu sene bir kadro kurdu biz. O kadro nasıl kuruldu maddi imkansız? Yani orada benim tanıdığım oyuncular var. Onlar para yani iyi parayla alınan oyuncular. Ya da yüksek paralara oynayan oyuncular. Bu güçlü kadro bu kadar imkansızlıkla nasıl kuruldu? Ligi atladıktan sonra biraz toparlandı. İşte bir şey olmuş ama orayı da söyle. Öyle çok maddi imkansızlık falan değil. Yani demek ki bir şeyler düzeldi ki iyi bir kadro yapıldı. Allah Allah yani iyi oyuncular var. Şey için tabii. Spor Toto Ligi için. Kadro tabii çok değişmeli. Bu kadroyla mücadele ederse geldiği gibi düşer. Bu kadro yetmez. Süper olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatlar burada hep büyük takımlardan bahsedildi. İşte Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan. Benim sorum daha çok Anadolu takımlarıyla ilgili. Arkadaşımız da Ankara Gücü'nden bahsetti işte. Hakkı yenen Anadolu takımlarının siyasete kurban edilen, örneğin Ankara Gücü olsun, Sakarya Spor olsun, Adana Demirspor olsun, Kocaeli Spor olsun, Gaziantep Spor olsun yine. Bu takımların yerine şişirilmiş balon takımların Süper Lig'de olması, Osmanlı Spor, Kasımpaşa, Başakşehir, yani daha sayabileceğim birçok takım var. Bunların desteklenmesi ve televizyon ortamında hiç bunların eleştirilmemesini soracağım size. Hiçbir şekilde tepki gösterilmiyor. Hani bunun sebebi nedir? Diğer bir sorun da siz de görev yaptığınız diye hatırlıyorum Adana Demirspor'da. Adana Demirspor Kulübü'nün yıllar süre gelen başarısızlığını soracağım size. Evet. Bunun altında ne gibi sebepler yatabilir?
ve Mersin İdman Yurdu'nda da görev yapmıştınız sanırım 2007-2008 sezonunda. Evet. Son hafta kaybedilen şampiyonluğu hatırlarsanız Adana Demirspor'un. Evet. Siz teknik direktördünüz evet. Sanırım o hafta. Evet. Karabük Spor'un şampiyon olup çıktığı sene. Evet. O konu hakkında spekülasyonlar çıkmıştı çeşitli. Mersin İdman Yurdu'nun hiçbir iddiası yokken Adana Demirspor'a çelme takması, işte Karabük Spor'un Erzurum'a 7 tane atması falan. O şekilde haberler evet. Şampiyon olması. Evet. Bu konudan sonra size bayağı bir tepki gelmişti Adana Demirspor taraftarlarından. Bu konu hakkında da yorumunuzu soracaktım. Şimdi en sonundan söyleyeyim. Çünkü en son en şey aklımda o kaldı. Şimdi sen Adana Demirsporlusun, değil mi? Mersin İdman Yurdu ile Adana Demirspor'un arasının Fenerbahçe Galatasaray gibi olduğunu bilmen lazım. Ben orada gördüm bunu, orada öğrendim. Yani dedim ne alakası var? Yani Adana Demirspor arasında da bir rekabet var ama Mersin, Adana Demirspor arasındaki rekabet, ben mesela gittiğimde Mersin'e hoca şaşırmıştım. Allah Allah bunlar falan diye. Kan gövdeyi götürdü başlarımızda bizim o sene beraber. Ve o senenin sonunda inanın ben hocayım, ligin son maçı. Bir hafta taraftar, Mersin İdman Yurdu taraftarı tesislerde yattı, tesislerde kalktı. İdmanlarla meşaleler yanıyor. Sanki bizi şampiyonluk maçına hazırlıyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Yani şöyle düşün. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray ligin son maçını oynuyor. Galatasaray'ın hiçbir iddiası yok. Fenerbahçe yenerse şampiyon. Galatasaray yenilmezse kendi şampiyon. Şampiyon değil ama Fenerbahçe de şampiyon değil. Başakşehir şampiyon. Sence Galatasaray nasıl oynar Fenerbahçe şampiyon olması diye? Ya da tersi olsa Fener nasıl oynar? Oraya bağlıyorum. Yani bizi bir kere maça full konsantre ettiler. Biz o gün Adana Demirspor'u yendik şampiyonluktan ettiğimizde maçtan sonra ben kendimi biz şampiyon olmuşuz gibi zannettim. Biz omuzlarda turgular attık. Mesela yıl boyunca bize 1 milyar lira maç primi veriyorlardı. İlgin son maçı iddiamız yok. 2,5 milyar lira prim aldı. Bunun parası. Allah Allah hoşumuza gitti yani. Ulan dedik her hafta Adana Demirspor'la oynasak yani. Hani sebebi o yani. Başka ne olacak yani? Ha o parayı nereden buldular? Onu ben bilmem. Belki de Karabük'ten teşvik filmi gelmiştir bize. Ama getirip hocaya bunu vermiyorlar yani. Yani zaten çıkan söylentiler Karabük'ten gelip o paranın soyunma odasına indiği yönündeydi. Neyi? Karabük'ten gelen paranın soyunma odasına indiği yönündeydi. O parayı kimseye getirmeyeyim mi böyle? Ya, para gelecek soyunma odasına. Aha! Son maç valizle kalıp kaçacak. Nereden geleceksin? Öyle bir şey yok. Hocam önceki soruları da işte Anadolu takımlarının yanakları ve bunları şimdi kimse eleştirmiyor diyorsun. Ha, biraz haksızlık olur. Ben diğer kanallarda da görüyorum. Bizim kanalda da. Ya bu Başakşehirler, bunların seyircileri yok. Nerede o eski Sakaryasporlar, Tatangalar, Ankara Gücüler, Adana Demirspor ve Adana Spor, Altay geldi mesela, Altay, Göztepe. Bunlar olmalı diyen çok spor yazarı var. Yani spor, ben mesela ben spor medyada 4 senedir, ya işim değildi benim, birdenbire ben spor yorumcusu oldum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bu mesleğime de baktığım zaman senin dediğin takımlar olursa benim daha çok işime gelir. Yani anladın mı? Başakşehir haftalardır lider. Bizim beyaz futbolda 1,5 dakika bile konuşmuyoruz. Affedersin kimin umurunda? Başakşehir ya. Anlatabiliyor muyum? Ama Sakaryaspor şampiyonluğa gitse Süper Lig'de mecburen konuşuyorsun yani. Ya Adana Demirspor veya Eskişehirspor neyse. Biz de öyle takımlar olsun isteriz ama bu siyasi diyorsun buna, ben bunu anlayamıyorum. Nasıl siyasi oluyor? Hocam şöyle. Nasıl ben mesela Sakaryaspor bu durumdaysa o Sakarya'nın siyasetçileri yok mu? Milletvekilleri, efendime söyleyeyim Sakarya'dan bakanlar çıkıyor bazen. Hocam bizim yok. Valiler, belediye başkanları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani bunlar niye sahip çıkmıyor? Ya ben şöyle bir örnek vereyim. Osmanlı Spor mesela ilk çıktığında ne kadar başarılı olduğunu hatırlıyorsunuz. UEFA'da falan oynadı. Melih Gökçek vardı o zaman. Yani destekleniyordu sürekli. Şimdi Melih Gökçek görevden düşünce Osmanlı Spor'un durumunu görüyoruz. Buradan belli oluyor zaten siyasetten nasıl desteklendikleri. Vallahi şimdi bizim patronun babası o. Konuyu geçelim istersen. Yani şimdi şey olur. Ekonomik açıdan bir sıkıntı yaşamışlar belli. Çünkü ben Osmanlı Spor'lu birkaç oyuncuyla konuştum. Ya uzun bir süre ödeme yapılmadığını falan dertler. Gerçi futbolcu küme düştüğü zaman ya da mağlup olduğu zaman mutlaka parasını alamıyordur. Hep öyle derler biliyor musun? Para ödemiyorlar falan filan diye. O hep söylenir. Ha biz de oynarken söylüyorduk. Mağlup oluyoruz, rezil oynamışız. Nasıl yenildiniz lan abi, 10 kuruş almıyoruz ne yapalım? Sanki 10 kuruş alsak uçacağız yani. Yalan onlar.
Kadrolar kötü yani, kötü kadrosu oldu. Hocam peki Adem Demirspor'da görev aldığınız sürede gördüğünüz sıkıntıları sormuştum, onun cevabını alamadım. Sen... Yani yıllardır aynı şeyler... Aynı ama ben Adana Demirspor'u çok... Yani benim şanssızlığım, ben Adana Demirspor'a başkan oldum biliyorsun. Şey başkan oldum diyorum, teknik direktör oldum. Adana Demirspor'a ben niye geldim? Büyük camia diye açık söyleyeyim. Şampiyonluğa takım yapacağız. Adana Demirspor'da para bitmez. Daha önceki seneler öyle gördüm o... Aytaş Durak. Ve o Levent Tekin zamanı bir kadro Aytaş Durak belediye başkanı. Ben öyle geldim. Ama benim şanssızlığımı gördün mü sen? Benim ben hoca oldum. 3 ay sonra kulüp başkanı kendini intihar etti. Bekir Çınar öldü. Çocuklar hakikaten doğru. Hani, komik ama öldü adam ya. Ya düşünsene bendeki şansı. Adana Demirspor'da başarılı olup para kazanırım diye gittim. 3. ay başkan kendini astı. Şeyden adam bunalıma girmiş, para sıkıntısından sağa sola borçlanmış, kulüpte 1 lira yok, ben de valizimi aldım İstanbul'a döndüm, ne yapayım yani, anlatabiliyor muyum? Yani öyle sıkıntılı dönemler yaşadım ama çok Aytaş Durak zamanı büyük paralar harcadılar. Olmadı, o hem de o kadar da büyük seyircisi var Adana Demirspor'un, değil mi? Müthiş bir seyircisi var, hakikaten çok renkli, insan yani parasız olsa orada top oynamak ister. Ama bir şanssızlık, bir umutsuzluk var yani orada bir şey mi yapıldı, bir günah mı işlendi bilmiyorum. Ya neler kaçırdınız değil mi son şampiyonluklar? Bizden önce de Güngören'e... 10 playoff finali. Tabii playoff finalinde Güngören'e 20 tane gol atardınız, siz yenildiniz son dakikada, bir şeyler oldu. Bir, yani kurban kesmeyle falan oldu, develer meveler kesildi. Huzursuzluklar oldu. Bir şey var. Sendeyiz. Hocam öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galatasaray taraftarı olarak sevdiğimiz hocalarımızdan birisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam şu an yakın gündemde, asıl gündemde olan Galatasaray'ın yakın şampiyonluğu. Konuya hiç değinmedim. Son hakkında biraz görüşlerinizi dinlemek istiyorum. Galatasaray'ın yakın gelen şampiyonluğu hakkındaki görüşlerinizi. Galatasaray? Yakında gelecek olan şampiyonluğu hakkındaki görüşlerinizden. Yani yarama tuz basmak istiyorsun. Hocam asıl gündem bu da hiç bahsetmedik. Yok bahsetmiyor değiliz. Şimdi konumuz daha ağırlıklı. Ben Fenerbahçeli bir yorumcuyum ve Fenerbahçeli eski futbolcu olduğum için Fenerbahçe'yle ilgili dertlerimizi, sorunlarımızı ya da kızgınlıklarımızı bile getiriyoruz. Ama iş gerçek hani futbol dünyasına döndüğün zaman Galatasaray takımı, ben geçen hafta söyledim, şampiyon olur dedim. Fenerbahçe zaten kalan maçları büyük ihtimalle kazanacak, ikinci olacak. Beşiktaş, Başakşehir, ya biri üçüncü, biri dördüncü olacak. Yani ben görüşüm bu, yani görüşüm zaten bunun için yani bir enteresan. Yani içinizden biri dese ki, çok güzel yorum yaptın. Bu zaten sokakta bir çocuk da bunu böyle söyler. Yani ben Galatasaray'ın Malatya'yı her türlü yeneceğini inanıyorum değil, biliyorum. Yani biliyorum. Bunu biliyorum. İşim benim çünkü bu. Galatasaray, Malatya'yı yenecek. Bu Göztepe maçı da kardeş sınırsız biter. Ya da benim biter. Yani en kötü ihtimal. Yok, öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Son maçta şampiyonluk kaçırmak bize mahsustur. Onu size vermeyeyim. Da söylemeden edemem. Hakikaten bunu samimi söylüyorum. Televizyonda da bağıra bağıra söylüyorum. Birçok futboldan anlayan Galatasaraylı abi doğru söylüyorsun. Bak açık net söylüyorum. Galatasaray takımı şampiyon olacaktır. Hak etmedi demem. Ama benim bir futbol görüşüm varsa, ben biraz futbolcu kalitesinden, futbolcu kadro kalitesinden anlıyorsam bir parça, ki anlamış olmam lazım, sizin de buna inanmanız lazım. Çünkü ben temin anlattım size hayatımı. Ben 15 yaşından beri futbol var. Başka hiçbir şeyim yok benim, hiç. Yani futbolu bilirim, şunu da az bilirim diye bir şey yok. Az bildiğim bile bir şey yok, hiçbir şey bilmem ben. Zır cahil bir adamım futbol dışında. Bana ne sorarsan sor cevap alamazsın. Yok tıntın ben. Çünkü ben 15 yaşından beri futbolda futbol. Başka hiçbir şeyle uğraşmadım. Zaten kafamın içinde başka bir şey olmuyor. Yani mesela bana zor bilmece sor, allak bullak olurum ben, dağılırım. Eğer bu bilgime inanıyorsan, İnanıyorsan, kadro kalitesi ve takım kimyasına baktığında bu ligin bu seneki oyunlara, kadro kalitesine, her şeyine baktığında Başakşehir ya da Beşiktaş'ından birinin şampiyon olması lazımdı. Fenerbahçe, Galatasaray üçüncülük, dördüncülük mücadelesi yapması gerekirdi. Yapması gerekirdi. Tam tersi oldu. Şimdi bir, iki, ben yok oraya bağlamıyorum. O kadar, yani o kadar basit olur. O çok basit olur. Ben önce ama bunun sebebini söyledim. Bence önce camia çok sahip çıktı.
Allah var. Söyle son dönemlerde mağlup olduğu gene oraya gitti, buraya gitti. Taraftar çok baş planda. Bir kere taraftar hoca kovuyor. Yani Tudor'u kovuyor, onu getiriyor. Başkanı kovuyor, hop sen gel diyor. Duygun diye yaşlı bir adam çıkıyor. O gidiyor Mustafa Cengiz'de garip biri geliyor. Kim bunlar bilmiyorum. Bir şey oluyor, bir şey oluyor, hop şampiyon oluyor. Bir şey oluyor yani bilmiyorum. Kız, kusura bakmayın, bağlı mısınız, nesiniz yani? Bu sene yani böyle çok büyük bir oyunumuz falan yok. Böyle bir güçlü kadromuz da yok, açık söyleyeyim. İşte donklar, monklar, adam altyapıda ipma yapar. Yani donk diye biri çıktı, Tolga Ciğerci. Efendime söyleyeyim, Serdar Aziz. Yani Serdar Aziz'in Galatasaray'ı diye belki sevebilirsin. Ama amatör takım çalıştırsam oynatayım mı diye düşünürüm. Yani 20 tane penaltı yapabilir, birilerinin gırtlağına uğrasın falan filan. Şimdi bu oyuncularla şampiyon olsun. Diğer tarafta Pepe var, Vida var, adamlar olamıyor. Niye? Bayağı benim içinden geçeceğiz, yok dışından geçeceğiz. Sivas'ta mağlup oluyorsun. Şimdi Beşiktaş Sivas'a mağlup olur mu? Kadro kalitesine baktığında Beşiktaş Sivas maçları 2-0'dan başlar. Sivas Dolunç oradan. Kadro kalitesi Allah'a var. Beşiktaş ve Başakşehir. Başakşehir de şampiyon olsak eder. Kadro olarak. Adabalarlar, Gülüşiler. Bak Mostorolar, Edin Viska diye bir oyuncu var. Bana göre Türkiye'nin en faydalı oyuncusu. Her sene 12 gol, 15 asist böyle şey olur mu? Bizim sağ açık, sol açıklarda bir gol bir asist, bir gol bir asist. Sonra diyorlar ki biz şampiyon olamıyoruz, hatta Başakşehir'in altındayız. Yakalırsın bana kardeşim. Tam tersi oldu ama. 3-4 Fener Galatasaray olacakken, 1-2 Fener Galatasaray oldu, 3-4 Beşiktaş Başakşehir oldu. Ama futbolda böyle, her zaman iyi kadrolar, her zaman iyi takımlar şampiyon olmuyor. Böyle. Son 4 soru sende. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Futbol aranız yıllardan 1980'lerde gittiğiniz bir İngiltere deplasmanında Wembley Stadyumu'na ilk ayak basan siz olmak için evet. Takım otobüsünde en önde inmişsiniz. Evet. Öyle diyorlar. Bunu da bir sizden duymak istedim. Evet. Aslı var mı? Var var. Yani şöyle var yani aslında çok ilginç bir olay değil ama o zaman milli takım teknik direktörü rahmetli Coşkun Özarı'ydı. Wembley Stadyumu'nda Türk milli takımı ilk defa maç oynayacak tarihinde. Wembley Stadı da önemli bir stat o zamanlar. Çünkü biz küçüklüğümüzde eskiden böyle sinemalarda, Dünya Kupası antraklarda, benim kadar yaşlı var mı hocam burada? Onlar hatırlarlar. Dünya Kupası'nın şeylerini verirdi, özet maçlarını. O zaman televizyon falan öyle yok, yani maçları vermiyor. Hep burada İngiltere Wembley Stadı'nı falan görüyoruz çocukken. Abi baktım Wembley Stadı'nda maça çıkıyorum. Yani sinemada seyrettiğim sahaya maça çıkıyorum. Türkiye-İngiltere milli maçı. Yani tarihinde de Türk milli takımı ilk defa oynayacak. Tam Wembley Stadı'na böyle maçtan bir gün önce idman için veriyorlar. İdmana geliyoruz gece. Wembley Stadı'na böyle 500 metre kala otobüsün arka tarafında böyle serin böyle bir rüzgar esiyor. Otobüsün arka camını açtık. İçerisi biraz arka taraf dumanlı olmuştu. Kapıda açık gidiyoruz. Böyle 500 metre falan kala statı gördüm böyle içeriden. Otobüsün gireceği kapı böyle açık, içerisinde gözüküyor yemyeşil. 500 metre kala otobüste bayağı gidiyor. Ayağımda da vidalı kramponlar var. Beton, asfalt, cadde. Atladım otobüsten, son sürat giden otobüsten. Başladım stata doğru koşmaya. Otobüste bir park yerine falan gidiyor. Stata girdim ben. Bomboş içerisi, koskoca devasa tribünler. Orta sahaya geldim, bakıyorum. Ulan böyle mapa o. Sinemalarda seyrediyordum. Lan bunu Wembley'desin lan kendine göre oğlum falan filan böyle. Kendi kendime konuşurum ben. Çocukken de konuşuyorum. Rahatsızım herhalde. Şu başta da konuşuyorum. Bazen evde hanım da araklıyor beni ne yapıyorsun diye. Yok bir şey diyorum. Konuşuyorum. Orada da böyle konuşuyordum. Tabii Coşkun abi geldi. Diğer takım arkadaşlarımla beraber. Orta sahada takımı topladı. Bizi biraz fırçaladı herkesin içinde. Gerizekalı mısın? Onu dedi. Yani, ya bileğin kırılsa dedi, ayağında vidalar var, otobüsten atlanır mı dedi, milli takımın ucusun sen, ya ayağın kırılsa ne diyeceğiz yarın ülkeye dedi. Otobüsten dedi, beni ne yaparlar biliyor musun dedi. Ya sen nasıl anlatıyorsun, adam otobüsten atlar mı milli takım kutluyorsun falan filan dedi. Ya hocam dedim, aya dedim ilk ayak basan Neil Armstrong, ben bileğe ilk ayak basan Türk de dedim Abdülkerim Durmaz olsun falan filan. Döndüğümüzde bunu Coşkun Özarı kendisi gazetecilere anlattı. Yani oradan çıktı olay. Ben bunu anlatmadım yani. Niye anlatayım? Manyak mıyım yani? Orada atladım, atladım diye. Her yerde akıllı geçiririm. O Coşkun abi bunu anlattı. Yani Wembley Stadı o kadar önemli bir yerdir ki işte Abdülkerim böyle yapmıştı diye anlattı. İyi ki de atlamışım. Bak
kaç sene kaç? 84-85. 33 sene geçmiş, sen bana bunu soruyorsun. Güzel, iyi ki atlamışız. Yani iyi ki atlamışız, olumlu anlamda. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bir Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı oynandı Fenerbahçe-Beşiktaş arasında. Ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Şimdi, biliyorum yani yapma. Benim ne, ama sen benim ne düşündüğümü biliyorsun. Ya hocam biliyoruz da şimdi ya. Burada Beşiktaş taraftarı da var. Tamam benim yani papaz mı etmek istiyorsun? Yani, yok hocam yani eğri oturup doğru konuşursak orada bir tiyatro oynandı hocam. Şimdi o bu kadar teknoloji gelişti. Ne diyeceksin? İnanmış. Her yerde kamera var. Koltuk atıldı dediler, peruk uçuyor, işte bir şeyler oldu deniyor, kafasını tutuyor ama bir de zımbalıyorlar üstüne 5 tane. Yani kan yok, bir şey yok. Sizce Şenol Güneş hem Beşiktaş'ın itibarını hem de Türk futbolunun itibarını neden bu kadar ayaklar altına alıp böyle bir oyun oynadı? Yani garezi kimeydi? Beşiktaş'a mıydı? Türk futboluna mıydı? Fenerbahçe taraftarına mıydı? Turu geçemeyince. Ya bak benim bütün bu söylediklerine hepsine bir cevabım var. Anladın mı? Hepsine bir cevabım var. Hepsine. O cevapların da ne olduğunu az çok akıllı üniversite okuyorsun, tahmin ediyorsundur. Evet. Tamam mı? Sen ne düşünüyorsan %100 ben de onu düşünüyorumdur. Çünkü Fenerbahçe'deyiz. Aynı kamptayız seninle. Tamam mı? Bunu bana söyletme yani, tamam mı? Yani ama şunu söyleyeyim tespit olarak, ben büyük camialara hakikaten saygılıyım. Hakikaten saygılıyım, onun için beni bu konuda konuşturma. Sen şöyle düşün, ben ne düşünüyorsam Abdülkerim abi bunu düşünüyor derecede. Öyle düşünüyorum ama son söylediğin bir şey var, o öyle olmaz. Büyük camialara saygılı olmak lazım. Ben mesela Fenerbahçe'deyken bana bunu da öğrettiler. Dediler ki tamam. Fenerbahçeli ol ama ezeli rakiplerine saygılı ol. Öğrettiler bizi. Şunu söyleyeyim. Temin dedin ya Şenol Güneş böyle yaparak. Yani onun tiyatro yaptığını sen düşünüyorsun belli. Onu varsayarak böyle yaparak Türk futbolunu ve Beşiktaş'ın itibarını zedelemedi mi dedin. Ona katılmıyorum. Şenol Güneş şayet tiyatro yaptıysa. Bak şayet tiyatro yaptıysan sen öyle dedin diye söylüyorum. Ben öyle demiyorum. Şayet ben öyle demiyorum. Demem öyle bir şey. Şayet tiyatro yaptıysa bile Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun itibarını zedeleyemez o. Ancak kendi itibarını zedeler. Yaptıysa. Beşiktaş bundan niye? Niye Beşiktaş itibar kaybetsin? Kaybetmez Beşiktaş itibar. Kişiler gelirler, hatalar yaparlar. Biz de Fenerbahçe'nin yüzünü karartacak 1000 ton hata yaptım ben şahsen. Fenerbahçe'nin itibarı mı zedelendi? Yok, o dönem benim itibarım zedelendi. Kovdular beni. Ya da dediler ki, bu serseri Fener'e yakışıyor mu? Serseri herif. Yani Fenerbahçe'ye kimse serseri demedi, bana dedi. Ben yaptım, itibarı ben kaybederim. Benim yaptığım hiçbir hatadan Fenerbahçe itibar falan kaybetmez. Melo'nun yaptığından Galatasaray kaybetmez. Şenol Güneş yapmamıştır diyorsa yapmamıştır. Yaptıysa Beşiktaş da bir şey kaybetmez. Onlar gelirler giderler. 20 yıl sonra kimse Şenol Güneş'i hatırlamaz. Hatırlamaz. Yeni hocalar gelir, yeni oyuncular gelir. Böyle. Futbol böyle. Büyük camialarda böyle. Ama birbirimizi kızdıralım hakikaten. En son şöyle bitirelim mi? Soru almayacağım galiba. Bir tane daha. Bir tane daha. Aynen. Şöyle bitirelim diyecektim. Birbirimizi hakikaten kızdıralım ya. Vallahi güzel. Ya bak iddia ediyorum. Beşiktaş ve Galatasaray yarın bir karar alınsa Türk futbolundan atılsa. Bu kulüpler yok. İma edildi yok dese. Ertesi gün Fenerbahçe'yi bırakırım. Semtimin takımı Karagümrük tutarım. Benim Fenerbahçe'li olma sebebim Galatasaray'la Beşiktaş'ı sevmemek kardeşim. Ben onları sevmediğim için Fenerli oldum. Bu kadar. Bir Galatasaray'la da tam tersi olur. Adam Galatasaray'ı söylemiş. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı sevmemiş. Ya Fenerbahçe Beşiktaş olmaz ama adam zaten Galatasaray'da olmaz. Adam kim bilir nereli? Kıbrıslı mı? Muğla'lı mı? Ne iş olur İstanbul'un Taksim'inde Galatasaray diye bir sev. Ben hayatımda Fenerbahçe Kadıköy semtine mecbur oynadığım için gittim.
Hayatımda futbolu bırak, 35 yıldır Kadıköy'e geçiyorum. Ben Fenerbahçe'li kızıl toprakla değilim ki, ben Karagümrüklüyüm. Ama ben Beşiktaş'ta, Galatasaray'a çocukluğumda uyuz oldum, Fenerli oldum kardeşim. Yani bunda alınacak bir şey yok ama sen bunu gülerken Galatasaraylı'nın da öyle düşünmesine anla. O da Fener'den uyuz olmuş. Ulan en güzeli Galatasaray'a helal olsun demiş. Saygı duy ama kızdı. Yani itenedik mi söyleyeceğiz tabii yani. Nasıl söyleyeceğiz kardeşim, iyiler yani. Yani 6-0'ı söylemiş ki söyleyeceğiz ha. Son soru. Sen de bir şey söylersin. Hemen Kadıköy'de canlı. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Gidiyorsun şimdi. Seni tekrar aramızda görmeyi çok isteriz. Çok samimi, sıcak anla bir adamsın. Sen iste. Ben her hafta geliyorum. Evet ya. Hoş bulduk. Söyledim ben. Ben de söylüyorum. Abi bunu hani böyle gevezelik falan yaparım ama dandik yapmam. Çünkü bizim semtte öyle bir şey var. Bana söz verdim yapacağım. Yaparım. Yani niye gelirim? Senin için gelmem açık. Yani senin şansına gelmem. Abi geldi zaten. Ona öyle gelmem. Buraya gelirim. Kıyak şimdi buraya geldim. Uçaktan indim. Para vermedim. Sordular beni hocalarım. O da yani üniversitemiz. Kıyak bir restoranda yemek yedim. Allah Allah. 11 aydır o kadar güzelini yememiştim. Kıyak. Giderken de hocamlar. Şey yapmıyor. Hani belki bu üniversiteye geldiysek o program yüzündendir. Pazar günü gece 2'ye kadar istiyoruz programı. Pazar bir seneme sınavı var. Gidemiyoruz. Ama o bize bir selamı çok gördü. Artık haftaya mı? Kendisine mi söyleriz? Uşak spora selam veririz. O değil. Geçen sene şampiyon olduk. Kusura bakma ama sen nasıl ünlü ben ortaokul okudum, senden daha akıllıyım. Ya 5 sene bir adam yollamıyor, sen de ona mı yazıyorsun hala? Hocam sen oldun. Bir daha bağırın, sen de söylüyor mu? Biz söylüyoruz Hakkari'deki, ne Hakkari? Biz tanımıyoruz ki zengin ha, Dinçer abi, salon memnun falan, o tanıyor. Geçen sene şampiyon oldu. Saygın al. Al sen, ver ismini, soyadını. Hayır, ben pazar günü sana böyle selam yapıyorum. Geçen sene şampiyon oldu. Şey tebrik etmedi. Bu sene de şampiyon. Evet, bu sene de şampiyon oldu. Müthiş oynuyor. Ne tebrik etti? Evet. O kaçıncı gitti uşak? İkinci bir geliyoruz yani yavaş yavaş. Evet. Selfie alıyoruz şimdi bu enerjiyi kaybetmeden bir selfie çekelim çünkü hep en sona kalıyor. Artık nasıl gösterirsiniz kendinizi bilmiyorum. Arkadaşlar selfie alacağız beraber. Arkadaşlar ayağa kalkın. Şey yapın. Tezahüratta bulunun. Yani bir defa... Çiçek takdiminde bulunacak. Alkışlar.
zaten benim ilk defa bir üniversiteye şey geldim. Söylemeyi de söyledim. Ha bir kere gittim ama o kızımın da şeydi, böyle böyle olmadı. Yani böyle Koç Üniversitesi biraz bir tuhaf onlardaki yani. Falan filan filan. Bindiremedik kız okuyor diye. Ama kız okuyor işte. Ha, jest yaptı. Aferin, iyi hatırlattın. Bursun'dan evet. Ali Koç'tu, bir de Koç Üniversitesi biliyor musun? Yani o inşallah seçimler ayrı biter. Hakikaten ilk defa bir işte 50, düşün işte 57 yaşında bir adamın ilk defa bir tecrübe edindim. Yani böyle bir topluluğa konuşuyorum. Yani topluluk derken kalabalık bir yerlere gittim ama ya üniversite olunca insan korkuyor biliyor musun? Yani şimdi üniversite bana beni bir tuhaf geliyor. Ben gidemedim, okumadım ya. Ama buradaki insanlar halbuki hepimiz normalmişiz. Ben sizi böyle çok... Anladın mı? Ben ne söylesem biliyorsunuz yani. Yani çok da öyle, hani korktum açık söyleyeyim. Gelirken korktum ulan dedim. Ben de o top gibi oynarlar. Apo akıllı o. Yemin ediyorum. Gece 2'de yatayım dedim. 7'de kalkacaktım uçak için. 5 saat uyuyun bari dedim. Bütün gün hani ayakta olacağım falan. 5 saat hep düşündüm. Ne sorarlarsa ne söylerim. Ne söylerse. Size ne oluyor mu böyle kafanızda? Bir baktım sabah şey. Sabah 7 olmuş. Gram uyumadan geldim. Ayaklarım titriyor ama yani sanki 2 saat daha yapsak yapacak gibiyim. Topçuyken böyle havaya gidiyorsun. Tezahürat böyle bir şey işte biliyor musun? Ya tam bittiğini zannederken o tezahürat seni bir daha deparattırır. Yorulacağımı zannediyordum. Yorulmadım. Çok mutlu oldum. Açık net söylüyorum. Yani müsait olduğum zaman eğer davet ederseniz koşa koşa gelirim. O işte esprilidir. Esprilidir. Yani espri derken şöyle. Dediklerim doğru espri değil. Yani şöyle espri. Hani bir dahaki sefere dersek diye. Ya bu sefer bütçemiz yok. Adam gibi gel. Hani gel çocuklar için gel. Gelmeyen şerefsizdir. Evet. Hocam sana açık bir video. Size çok farkında bulunacak ve aynı zamanda ve şimdi de teşekkür ediyoruz. Öğrenci dekanımız Özgür Yılma Başar'da plaketini takdim edecek. Arkadaşlar, geldiğiniz için çok teşekkürler. Yarın Ezgi Mola bu sahnede olacak. Görüşmek üzere.